Merhaba. Fransa 2 haftayı aşkın bir süredir sarı yeleklilerin eylemleriyle sarsılıyor. Kim bu sarı yelekliler? Ne istiyorlar? Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Daha önce de bu konuda yayınlarımız vardı. Takip edenler biliyordur. Yine bu konuyu konuşacağız. Bu kez konuğumuz gazeteci Ragıp Duran olacak. Ragıp Bey hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Şimdi sarı yelekleri konuşacağız. Bu görünür de yani somut sebebi bunun bir vergi artışı. Akaryakıt vergisine bir zam geliyor ve bunun üzerine. Ama herhalde bir tek bu değildir. Yani bu sadece buzdağının görünen yüzü bizim buradan anladığımız kadarıyla. Siz ne dersiniz? Nedir bu patlamaya sebep olan şey? Doğru. Yani belki bardağı taşıran son damla diyebiliriz. Bu genel olarak bakıldığında Fransa'daki orta sınıf, orta ve alt sınıf diyebileceğimiz tabakaların yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Macron rejimine karşı esas olarak ekonomik alanda, mali alanda bir isyanı. Bu isyan sadece vergi artırımı, hayat pahalılığından kaynaklanmıyor. Macron yönetiminin olumsuz 2 yanı daha bu sarı yelekler tarafından ifade ediliyor. Birincisi, böyle kendisini çok tepede gören, halkı aşağılayan, kullandığı deyimlerde sürekli kendisi ne kadar önemli, ne kadar büyük, halkın ise ne kadar gariban, zayıf, çaresiz olduğunu söyleyen bir cumhurbaşkanıyla bu işlerin olmayacağını öne sürüyor. Ve bu nedenle de Macron'un istifa etmesini istiyor. Bunun yanı sıra daha siyasi ya da hukuki olarak Macron'a yönelik bir eleştiri var. O da şu, aslında Fransa'da pek de gelenekte olmayan bir uygulamaya Macron imza atıyor. Bir ihtimal Türkiye'den esinlenmiş olabilir. Yani Fransa'da Millet Meclisi ve Senato gibi yargının 2 önemli kurumu varken çok tayin edici konularda, özellikle iş dünyasıyla ilgili konularda Macron meclisi, senatoyu yani yasamayı bypass ederek bir takım kararnamelerle karar aldı. Bu da bu kesimin belirli bir takım çıkarlarına dokunduğu için rahatsız oldular ve sokağa döküldüler. Peki kimdir bu sarı yelekler? Şimdi çok fazla spekülasyon diyoruz. Kimi yorumcular diyorlar ki bunlar aşırı sağın tabanıdır. İşte köylü, daha çok kırsal kesimden olan insanlardır. Kimisi diyor ki yok bunlar orta sınıf insanlar diyor. Kimisi diyor ki işte sol kesimdir diyor. Kimisi de diyor ki başta aşırı sağcıların yoğunlukta olduğu bir olaydı. Daha sonradan işte sendikalar, sol partiler, öğrenciler vesaire de buna katıldılar diyor. Siz hangi görüştesiniz? Böyle çok net, açık bir şekilde bu sarı yelekliler şöyle bir kesimdir demek için elimizde yeteri kadar veri yok. Bir takım veriler var ama gerçekten bir kere çok karmaşık bir hareket. Yani sarı yeleklileri, bir de çok basit bir şey biliyorsunuz. Zaten her arabada bulunması mecburi olan bir sarı yelek. Arabasında yoksa, kendi arabası yoksa gider dükkandan da alır. Çok kolay bir şey. Kesin hatlarıyla bu bilmem sağcıdır, solcudur demek için yeteri kadar homojen bir hareket değil. Çok karmaşık bir hareket. Daha doğrusu çok katmanlı bir hareket. Ama mesela elimizdeki verilere baktığımız zaman sarı yeleklilerin ilk örgütlendiği bölgeler aşırı sağcı Le Pen'in güçlü olduğu bölgeler. Sarı yeleklilerin 42 maddelik talepleri var. Bayağı siyasi bir metin. Fakat ne var ki bu 42 maddeyi tek tek incelediğimizde Fransa'nın bugün büyük bir ihtimalle en önemli sorunları olan işsizlik, İslami radikalleşme, eğitim meselesi, AB meselesi, mülteciler, yabancı işçiler mesela bunlara pek değinmiyor. Ya şöyle bir temas ediyor. Bu 42 madde aslında daha çok küçük orta burjuvazinin talepleri olarak nitelendirilebilir. Evet, sizin de söylediğiniz gibi ilk başta klasik, yani hem sağcı hem solcu ya buna işte orta sağ orta sol diyebiliriz, partiler çekingen de ihtiyatlı davranıyorlardı. Sendikalar
bayağı mesafeliydi. Fakat hareket kısa süre içerisinde, 2 hafta, 3 hafta gibi bir süre içerisinde oldukça yaygınlaştı, popüler bir nitelik kazandı. Bu bakımdan sistem partileri ve sistemin sendikaları da artık pek uzak durulamayacağını, bizzat bu hareketin içine katılıp yönlendirmeyi, etkilemeyi tasarlıyorlar. Solcular da dahil, artık 300 bin kişilik gösteriler yetmez, 1 milyon kişi sokağa dökülmeli ve kendi taleplerimizi de öne sürmemiz gerekir diyor. Yani dönüşüm içerisinde çok farklı kesimlerin ortaya çıkardığı bir hareket. Hı hı, homojen olmadığını kesinlikle söyleyebiliyoruz. Tam tarif edemesek de ne olduğunu, homojen değil diyorsunuz. Peki şimdi bu 42 maddelik talep ve bugüne kadar süre gelen olayları göz önünde bulundurduğunuz zaman bunun bir sistem karşıtı hareket olduğunu düşünür müsünüz? Yoksa bu sistemi içinden reforme etmeyi düşünen sadece bir memnunsuzlar hareketi gibi bir şey midir? Ne dersiniz? Vallahi bana kalırsa daha çok ikincisi. Yani gerek 42 maddeye baktığımızda, gerekse son 2-3 haftadır süren eylemlerdeki sloganlara, eylemlerin tarzına baktığımız zaman sistem aleyhtarı, hani sistem derken hem siyasi sistem hem ekonomik sistemi kastediyorum. Böyle bir sistem aleyhtarı, yani Macron istifa etsin ama yerine başka bir Macron gelsin demeye getiriyorlar. Yahut ne bileyim, kahrolsun kapitalizm demiyorlar. Veyahut da yaşasın sosyalizm demiyorlar. Dolayısıyla sistem karşıtı bir hareket olmadığı açık. Ama büyük bir ihtimalle bir öfke hareketi, bir gayri memnuniyetsizliği çok açık bir şekilde belirtiyor. Ama çare olarak, çözüm olarak da mevcut sistemden farklı bir şey önermiyor. Fransa'daki azınlıklar veya Afrika kökenli insanlar, Mağrip kökenli insanlar veya Müslümanlar bu harekete nasıl yaklaşıyorlar? Vallahi ilk günlerde bayağı dikkat çekiyordu. Yani dikkat çeken bu kesimlerin, yani Fransa'nın azınlıkları, dışlanmışları diyelim, siyahlar, Müslümanlar, gençler, işsizler yoktu bu hareketin içerisinde. Çünkü hareket ilginç, işte küçük ve orta burjuvazinin alt kesimleri, daha çok kırsal bölgelerde ya da küçük şehirlerde yaşayan insanlar. Yaş ortalaması da ilginç. Yani şimdiye kadar yapılan tespitlerde bu tür sokak eylemlerine normalde hadi diyelim 15-25 yaş kategorisi daha çok katılır. Buradaki yaş ortalaması 42 bir araştırmaya göre, ki 42 Fransa için veya herhangi bir ülke için bu tür gösteriler için oldukça yüksek bir yaş. Fakat yavaş yavaş da yani hareket popülerleştikçe, çoğaldıkça, hele bugünkü gelişmeler de önemli, bir takım talepleri hükümet tarafından yarım ağızda da olsa kabul edilmiş olsa, işte vergi, haberlerde verdiniz herhalde, konusu patlamaya yol açan vergileri iptal etmediler ama hükümet sadece 6 ay erteledi. Yani 6 ay sonra yeniden aynı itirazlar başlayabilir. Bu da tabii Macron'un ne kadar beceriksiz, ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor. Bir yandan sarı yelekler başarı kazanmış oluyor. Taleplerinden bir tanesi kabul edildi. Ama dediğim gibi yarım ağızla kabul etti hükümet. 6 ay sonra yine aynı sorunlar gündeme gelecek. Üstelik Başbakanın açıkladığı bir takım önlemlerde, işte bilmem ne, Mayıs 2019'a kadar gaz ve elektrikte zam yapmayacağız dedi. Yani sürekli bir öteleme ya da erteleme ile idare ediyor. Kaçınılmaz olarak bilhassa Şanzelize'deki şiddet olayları da hükümeti çok sıkıştırmış durumda. Aslında hükümet diyorum ama Fransa yarı başkanlık sistemiyle yöneltildiği için hükümet burada daha çok memur gibi, cumhurbaşkanı önemli. Yani yürütmenin başı gibi, büyük ölçüde başı sayılan Macron çözüm bulamadı buna. Çünkü karşısında pek bildiği, tanıdığı bir hareket yok. Aslında hiç kimse çok ayrıntılı bir şekilde bu hareketi bilmiyor, etmiyor. Yeni doğdu, yeni gelişiyor. Nereye doğru evrileceğini de benim okuduğum, izlediğim sosyologlar, gazeteciler, siyasal bilimciler pek kestiremiyor. Yani her şey olabilir. Ama şu tutum, yani Macron eski
tepeden bakan, ha öyle mi çocuklar? Peki hadi 6 aylığını affettim sizi. Böyle bir ukala tepeden inen. Onların 6 ay iptal edilsin diye bir talepleri yok. Tamamen kaldırılsın bu vergi zamları, geri alınsın diye bir talepleri var. Aklınca bir yandan hem bu taleplere karşılık vermiş oluyor ama aslında da vermemiş oluyor. Onun için anlaşıldığı kadarıyla bir şey daha var, onu da belirteyim. Dündü galiba, evet dündü. Normalde Başbakan sarı yelekleri kabul edecek bir randevu verdi. Fakat sarı yelekler kabul etmedi görüşmeyi. Bu da 6 ay erteleme kararından önceki bir gelişme. Bu iki tutum meselenin henüz hallolmadığını, böyle geçici çözümlerle bu işin çözülemeyeceğini gösteren iki somut örnek oldu bence. Peki şöyle veya böyle, bu belli insanlar var ve bu insanlar bir şeyden memnuniyetsizler. Bu memnuniyetsiz olmaları durumunun tek sorumlusu Macron mu, yoksa sistemik bir şey mi var ortada? Macron bir sistemin en tepedeki ve en gözle görülen sembolü olduğu için Macron diyorum, yoksa haklısınız. Tabii ki sorun sistemle, yani o bakımdan da sisteme karşı çok açık, net bir tutum belirleyemediği için şimdiye kadar sarı yelekliler, şimdiye kadar bu işleri yürüten, sokağa dökülen sendikalar, işsizler, işçiler, mülteciler tarafından böyle çok büyük bir memnuniyetle karşılanmıyor. Evet, mesele sistem meselesi. Bu sistem yeni bir sistem değil Fransa'da. Eskiden beri bu sistemle Fransa yönetiliyordu. Ama Macron'un bu sistemi işletme tarzı ve başarısızlığı, bu sizin söylediğiniz gayri memnuniyetsizliği bayağı büyük ölçüde de artmış durumda, öyle görünüyor. Hı hı. Şimdi hükümet bir yandan, Fransız hükümeti bir yandan sanırım bir uzlaşmaya gitmeye çalışıyor ama şöyle de bir sorun var. Yani bu bir sorun mudur değil midir o tartışılır ama hadi şimdi bir sorun diyelim buna. Öne çıkan isimler yok bu harekette bildiğim kadarıyla. Yani ben ancak İngilizce ve Türkçe kaynaklardan takip ediyorum. Siz belki Fransızca kaynaklardan daha yakından takip etmişsinizdir mutlaka. Belli isimler yok, temsilcileri mutlaka var ama öyle çok öne çıkmış isimler değil. Yani bir yandan da hükümet nasıl muhatap olacak şimdi bu kişilerle? Nasıl uzlaşmaya gidecek? Evet, haklısınız. Yani bu hareketin önemli özelliklerinden biri de bu. Yabancı dille de alakası yok. Sizin söylediğiniz gibi Fransızca okuyanlar da bu hareketin bir tek ve ulusal çaplı bir lideri, bir sözcüsü olmadığını biliyorlar. Yok çünkü. Ama tek tek bölgelerde bölgesel faaliyetleri düzenleyen bir takım insanlar var. Yanılmıyorsam ya bir kere ya iki kere çeşitli bölgelerden sözcü konumunda yahut önder konumunda, doğal önder konumunda insanlar bir araya geldi. Fakat dediğim gibi herhangi bir solcu, devrimci, örgütçü ideolojilerden oldukça uzak ve farklı kesimlerden insanlar olduğu için, yani mesela sporcular böyle bir şey yapsa hemen iki günde bir koordinasyon komitesi kurarlar. Hemen iki tane sözcü seçerler, becerirler. Ya klasik olarak, klasik politikayla sağda veya solda uğraşan insanlar bu işi yapsa çok daha kolay bir şekilde örgütlenip bir sahibi olurlardı. Burada böyle bir şey yok. Olması da biraz zor çünkü gerçekten temsiliyeti sağlayabilmek için bu kadar farklı, bu kadar değişik unsuru bir araya getiren bir harekette yarın öbür gün parçalanmalar, bölünmeler de olabilir. Eğer biri kalkıp kendi kişisel yahut da bölgesel olarak saptanmış siyasetleri savunmaya kalkarsa başka bölge buna karşı çıkabilir. Onun için gerçekten böyle bir güçlük var. O bakımdan hükümetin böyle bir güçlüğü de var ama bu tabii teknik bir sorun. Yani sonuç olarak hükümet bugün yaptığı açıklama gibi 6 ay erteliyorum yerine. Çünkü başbakanın açıklamasında, yani sizi de duymazsak sağırızdır falan gibi bir takım popülist laflar var. Günaydın. Yani insanlar öldü, bir sürü insan yaralandı, bir sürü insan, ki nadirdir Fransa'da. Koca Mayıs 68'de toplam çoğu da kaza, 2 kişi ölmüştü. Burada şimdi 3 haftalık eylemlerde 2'ye yahut 3'e yükseldi ölü sayısı. Vahim şeyler bunlar. Başbakan kalkıp 6 ay erteliyorum diyeceğine, evet bu konuda hükümet yanılmıştır. Biz bu
vergileri tamamen iptal ediyoruz. Diğer gayri memnuniyetsizlik konuları üzerine de birlikte çalışacağız deseydi farklı bir tutum olurdu. Ama o zaman da Macron 90'dan gol yemiş olurdu. Onu da kabul etmek istemiyor. Öyle anlaşılıyor. Peki şimdi bu işin sonu nereye varır? Hem göstericiler açısından hem Macron açısından soruyorum bunu. Siz ne bekliyorsunuz? Bir de şunu sorayım. Gösterilere katılım artıyor mu? Azalma eğilimine mi girdi? Aynı seferde iki soru sorunca önce ikisinden başlanır. Çünkü ötekini unutabilirim sonra. Ben hatırlatırım. Artış var. Artış var. Yani üstelik de çok ilginç. Hem gösterilere katılımda artış var, hem de İFOP, Kamuoyu Araştırma Kuruluşu'nun son anketlerine göre çok farklı siyasetlerden insanlar nezdinde yaptıkları araştırmalarda %72'lere, %76'lara kadar çıkıyor. Sarı Yelekliler Hareketi'ni destekliyor musunuz sorusuna evet diyenlerin oranı. Çok yüksek bir oran, %72, %76. Artı gösterilere katılmak, yani birinci hafta ile ikinci hafta arasında fark var. İkinci hafta daha çok insan katılıyor. Kamuoyu araştırmalarında haklı bulanlar katılıyor. Burada önemli bir konu var. Özellikle geçtiğimiz cumartesi bayağı Mayıs 68'den beri ilk kez görülen sahnelere, şiddet sahnelerine tanık oldu dünya. Ondan önce yoktu böyle bir şey. Bu kadar şiddet eylemine rağmen hala destek ve katılım oranının, gösterilere katılım oranının yüksek olması çok önemli. Tek tek bir takım sarı yelekliler nezdinde yapılan hem Le Monde'da hem Liberasyon'da çok hoş sokak röportaj var. Bizi bu kadar aşağılarsa bir adam bu şiddet doğaldır diye, ki hiç kimsenin tasvip etmeyeceği bu şiddet olaylarını, doğal olarak karşılayan insan sayısı giderek artıyor. Bu şiddeti ben benimsemiyorum ama mahkum da etmiyorum. Bu da ilginç cevaplardan bir tanesi. Dolayısıyla artış var. Şimdi birinci soruyu hatırladım. Hükümet açısından ve sarı yelekler açısından nereye gider sorusu. Herkes bu soruyu soruyor. Kesin bir cevap yok. Her geçen gün, mesela şunu da söyleyeyim. 8 Aralık için dördüncü sahne diyor yeşil... Sarı yelekliler, yeşil nereden çıktı? Halbuki ayın 8'inde şeye karşı, hava kirliliğine karşı ya çevrecilerin büyük bir gösterisi var. Çevreciler de şimdi sarı yelekleri gelin beraber çevre için gösteri yapalım, yürüyüş yapalım, yürüyüş yapalım diyorlar. Bu ayın 8'ine kadar ne olacağı belli olacak. İki tarafta, daha doğrusu sarı yelekler şu anda pes etmemiş durumda. Yani hükümetin verdiği bu taviz onları kesmemiş gibi görünüyor. Hükümet de aslında çok iyi bir şekilde herhalde biliyor ki 6 ay ertelemeyle bu iş çözülemeyecek. Tabii ki taleplerden biri olan Macron'un istifası söz konusu değil. Yani hükümete yakın herhangi bir çevrede evet istifa etmelidir falan diyen birisi yok. Bakacağız yani bu tür yeni... içeriği, önderliği, sözcüleri, ideolojisi çok net, berrak olmayan, geçmişte de pek fazla benzerini görmediğimiz bir hareket hakkında öngörüde bulunmak zor. Kendimi teklif etmiş gibi olmayayım ama geçmişte var aslında bunun örneği. Meşhur Pujat hareketi 1956'da yine aynı sebeple vergilere karşı çıkan bir küçük esnaf grubunun düzenlediği bu tür gösteriler olmasa bile çok kısa sürede Fransa çapında örgütlenip birlik, sendika değil birlik kurup önemli bir güç elde edip meclise o zamanki 595 yanılmıyorsam sandalye sayısı 52 milletvekili sokmuş bir Pujat hareketi, Pujatist hareket denir buna. Bu Fransa'nın özelliklerinden biri, aslında büyük bir küçük burjuva ülkesi Fransa. Dolayısıyla bu tür vergi, esnaf, orta alt sınıfın
hassasiyetleri ulusal çapta önemli yankılar yaratabiliyor. Bugün de bunu görüyoruz. Pujat dediniz. Siz bugün yazınızda da, dündü sanıyorum, yazınızda da belirtmişsiniz ama şöyle bir şey var. Bu hareket galiba çabucak da sönmüş aynı zamanda. Yani 56 milletvekili sokmuş ama bir sonraki seçimlerde eğer yanlış hatırlamıyorsam, siz düzeltin lütfen, 2 veya o kadar bir milletvekili sokabilmiş. Yani çabucak saman alevi gibi sönmüş bir şey aslında, değil mi? Doğru, 0 milletvekili. Ki abi, yani 56 ile 58, 2 yıl içerisinde erken seçimlerinde. Tabii yani ben yazıda da belirttim, hiçbir şey olduğu gibi tekrar etmiyor. Benzer yanları var Pujat hareketine, sınıf kökeni itibariyle, itiraz ettiği konu itibariyle. Ama tabii ciddi bir siyasal örgütlenmeye sahip olmaksızın, ciddi bir toplumsal, siyasal, ekonomik ideolojiye ve perspektife sahip olmazsanız, size söylediğiniz gibi saman alevi gibi parlayabilir. Sarı yelekler içinde böyle bir gelecek kısa vadede olmasa da orta vadede olası. Yani Pujat hareketinden yola çıkarak söyleyebiliyorum. Söylenebilir. Yani pat diye sönmez büyük bir ihtimalle, ama onların zaten millet meclisine adam sokmak, parti kurmak, siyasete klasik anlamıyla müdahale etmek gibi bir sorunları, bir talepleri yok. Dolayısıyla Pujat hareketinin geçmişindeki bu başarısızlık bugün için de geçerli. Ama aynı şekilde Pujat hareketinden ders çıkarıp bu işin sadece küçük esnaf ve vergi meselesiyle sınırlı olmadığı, sizin demin söylediğiniz gibi bir sistem meselesi olduğunu, sarı yeleklerin tümü, yani büyük bir çoğunluğu kabul eder ve farklı bir boyuta ulaşabilirse bütün bu protesto hareketleri, tabii ki o zaman farklı bir gelişme bekleyebiliriz. Hı hı. Benzerlik, farklılıklar demişken herhalde Gezi'yi konuşmamak olmaz. Siz benzetir misiniz? Mesela şöyle bir şey konuşuluyordu o dönemde Gezi varken de. Hani herkes, orada bulunan herkes neye karşı çıktığını biliyor ama... neye taraftar ya da hepsi aynı şeye mi taraftar? Galiba pek öyle değildi. Bu açıdan benzetir misiniz mesela? Yani olayların çıkış noktaları tabii ki çok farklı, ikisi karşılaştırmaz çıkış noktası açısından, ama bu düzlemde benzerler mi acaba? Yok, herhalde benzemez. Yani genel olarak bakıldığında her türlü sokak hareketi, Occupy Wall Street, bilmem ne, Arap Baharı yahut Gezi akla geliyor tabii haliyle. Ama mesela gezicilerin, geziye katılanların çoğu bir kere çok genç insanlardı. Arabaları yoktu, vergi diye bir sorunları yoktu. Hükümet istifa diye de bir sorunları yoktu. Onlar kendilerine has ve minik bir ölçüde de, mikro ölçüde de olsa başka bir yaşam tarzı öneriyorlardı. O bakımdan bugün hala Gezi bilhassa iktidar tarafından bir hayalet gibi korkularak anılıyor. Tek ortak, yani hatta benzer diyelim, kitleselliği her iki hareketi kitleseldi. Türkiye için İçişleri Bakanlığı kaç, 80 mi 83 vilayette şu kadar milyon insan katıldı Gezi gösterilerine demişti. Bugün de baktığımızda Fransa'da hiç sadece bizim televizyonlarda gördüğümüz Şanzelize'deki yakılan, yıkılan, camı çerçevesi indirilen lüks eşya satan mağazalarla ilgili değil. Çok farklı yerle. Bir iki yerde hükümet binası yakıldı. Güneyde, Montpellier'de yanılmıyorsam. Dolayısıyla bu da Fransa çapında, yani ulusal çapta ve çok geniş katılımlı bir hareket. Gezi'deki Gezi'yi yönlendiren yenilikçi, genç, mevcut sistemi reddeden ve başka bir yaşam tarzı, sadece sistem değil, yaşam tarzı talep eden insanların varlığıyla bu hareket arasında çok büyük fark var. Yani bu insanlar benim arabama koyacak benzinimin fiyatını artırmayın, başka bir şey istemem diye neredeyse açık açık söylüyorlar. Çok benzetilebilecek şeyler değil. O zaman son bir karşılaştırma sorusuyla bitirelim. Bugünkü yayınımızın başlığı da buydu. Yeni 68 hareketi mi diye. 68 ile nasıl karşılaştırırsınız? Ben kıyaslamayayım. Daniel Cohn-Bendit, 68'in Kızıldeniz'i bugün okudum, Liberasyon'da yanılmıyorsam. Biz vakti zamanında, diyor, 68'den bahsederken başımızdaki generale karşıydık, diyor. De Gaulle'u kastediyor.
Bugünküler Macron'u istemiyor, bir general istiyorlar başlarında diyor. Cohn-Bendit'in bu kıyaslaması önemli. 68'de tıpkı Gezi gibi siyasi, ideolojik, ekonomik dünyaya bakış itibarıyla kendi içinde tutarlı, geleceğe matuf hayalleri olan bir hareket. Ama tabii Fransa tarihi, yani 1789'dan 1848-1871 çok çeşitli devrimler, halk ayaklanmaları geçirmiş bir ülke olarak çok farklı sınıfların, farklı siyasi ideolojik kimliklerin evet sokağa dökülme alışkanlığı diyelim, geleneği diyelim, ritüeli diyelim var. Bu da onlardan biri ama yani mesela bu katılan yaş ortalaması itibariyle baktığımızda 68 50. yılını kutluyor. Ortalama da 40 ve 40 üstü olduğuna göre bunlar 68'i yani o tarihlerde yeni doğmuş ya çok küçük yaşta olan insanlar oralardan esinlenebilecekleri, bizzat yaşadıkları itibariyle ya da yaşamadıkları itibariyle esinlenebilecekleri çok fazla bir şey yok. Farklı şeyler yani Mayıs 68 daha çok Gezi. Bunun dediğim gibi çok fazla bir benzeri yok başka ülkelerde de benim bildiğim, izleyebildiğim kadarıyla. Çok kendine has, özgün bir hareket ve uzun vadede amiyane tabiriyle Türkçe'de bir cacık olmaz derler. Olabilir belki bir şeyler ama yani gerek evrensel niteliği yok bu hareketin, gerekse siyasi, ideolojik olarak çok cazip bir şey değil. Son olarak şunu söyleyeyim, sarı yelekler kendilerine biz ne sağcıyız ne solcuyuz diyor. Macron çok kızar bu lafa. Kızmıştır da büyük bir ihtimalle. Çünkü Macron da seçilirken ben ne sağcıyım ne solcuyum diyordu. Böyle ikisi birden ne sağcıyım ne solcuyum derse tabii ki orada Macron kazanır. Çünkü iktidar onda. Onun dediği daha geçerli olur böyle bir toplumda. Ragıp Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Fransa'daki Fransa'yı kasıp kavuran sarı yelekliler ve protesto gösterilerini konuştuk. 68 hareketiyle, Gezi olaylarıyla ne kadar bağlantısı vardır, ne kadar benzer, ne kadar benzemez bunları konuştuk. Gazeteci Ragıp Duran'la bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.